Hocam merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldin Cemil abi. Hoş bulduk hocam. Hocam her yıl olduğu gibi bu yılda ücretsiz futbol okulu açtınız. Evet. Bahsedelim, ne kadar katıldı, kimler katıldı, ilgi nasıldı? 28 Haziran okulların kapandığından bir hafta sonra biz başladık futbol okullarımıza. Bu hafta nasip olursa bugün son günümüz. Sonra çocuklarımızı okul izni için, okul alışveriş için kendilerine izin vereceğiz. Geçen seneden biraz da sayımız daha fazla açtı. Geçen sene 120 kusur öğrenci sayımız vardı. Bu sene 143 olduk. Tabi bunların içerisinden iyi olan, yetenekli olan, gelişim gösteren oyuncularımızı kendi kulüp bünyemizde sınav çıkartmaya da başladık. Hafta içi 2 gün çalıştık. Çocuklarımızın yazın burada sporu dolu dolu geçirsinler. Yaz tatilinde burada olsunlar. Helal günün içerisinde olup spor yapsınlar. Dışarıdan sokakta olmasınlar istedik. Hedefimiz doğrultusunda iyi işler başardık. Teknik arkadaşlarım var. 5-6 tane arkadaşım var. Herkesin ayrı ayrı grupları var. 15'erli, 20'erli olmak üzere. Onlarla beraber futbol okulumuzu bugün sonlandıracağız. Tam da anlamlı bir gün olan 30 Ağustos denk geldi. Buradan aynı zamanda 30 Ağustos milletimizin bayramını kutluyorum. Bu şekilde. Hocam buna kimler katıldı? Denizli Ertan'ın katılımı oldu mu? Tabii. Akkonak tabii biliyorsunuz merkezin, yani Denizli'nin merkezi sağlanan bir tanesi. Tabii burada kendi yakın mahallemizlerinden Akkonak, Karaman, Kiremitçi, Albayrak, Yenişehir, Karaman, Topratlık. Ya ismi aklıma gelmeyen daha yakın olan mahallelerden de çok fazla katılım oldu. Aileler de bayağı gözlemlerim kadar memnunlar çocuklarının burada spor yapmalarından. Biz de onlardan memnunuz. Çocuk biz diyoruz ki her zaman sağlıklı birey, sağlıklı insanlar yetiştirelim. O yüzden biz bu futbol okullarında ücretsiz bir şekilde burada her sene yapmayı devam edeceğiz. Hocam gördüğünüz yetenekli oyuncuları da tabii tespit ettiniz değil mi? Kesinlikle. Tabii burada kendi grup hocalarımızın da kendilerini tespitlerini ettiği, isimlerini çıkarttık, doğum tarihleri, lisans çıkartmaya uygun olan öğrencilerimizin bu yıl lisansını çıkartıp takım bünyemize dahil edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda müsabakalara dahil edeceğiz. Onlar da yarışma gruplarına girecekler. Yarışma gruplarında o heyecanı, o duyguyu, o hazmı duyacaklar. Burada biz diğer yetersiz olanları da kış okuluna davet ettik. Kış okulunda da 28 Eylül'de okulların açıldıktan 2 hafta sonra başlayacağız. O da cumartesi pazar yine bu akrobat sahasında yapılacak. Yani dolu dolu sporun yapmak isteyen her ailenin, her çocuğumuzun biz akrobat sahasında spor için onlara için her zaman hizmetteyiz. Evet hocam, bu arada bugün şey yapacaksınız, bunlara katılım belgesi vereceksiniz. Villileri evet. Katılacak, sporcuları katılacak. Evet. Sizler buradasınız, antrenörler, evet. Herkes burada. Kulüp yetkilileri burada olacak. Biraz ondan bahseder misiniz? Geçen sene de aynı şekilde velilerle beraber öğrencilerimiz buraya geldiklerinde bugün son çalışmamız olan bugün aynı zamanda dediğim gibi 30 Ağustos'ta geldi. Biz katılan öğrencilerimize gücülemek, onları yapmış olduğu sporda başarılı olduğunu ve değerli oldukları, bizler için değerli olduklarını bilmeleri için biz katılım sertifikası vererek onları onurlandırmak istiyoruz. Geçen sene de kendilerine biz katılım belgesi vererekten onurlandırdık. Burada tamamen çocuğu onurlandırmak. Tabii burada aynı zamanda yöneticilerimiz, kulüp yöneticilerimiz, başkanımız, tüm idarecilerimiz, çocuklarımızın velileri, öğrencilerimizin tamamı bu katılımlara dahil ederek burada şenlik anlamında bir tören yapıyoruz. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.